Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International kanalına konuştu. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkilerden İsveç'in NATO üyeliğine kadar pek çok kritik soruyu yanıtladı. Washington yönetiminin Türkiye'ye yönelik eleştirilerine de net yanıt verdi. Suriye ile ilişkiler, mültecilerin dönüşü ve Türkiye'nin ekonomi politikaları da gündemdeki diğer maddelerdi. İkinci tura Seçimi ilk turda tamamlamak yerine ikinci tura çıkan bir insan nasıl diktatör olabilir? Gerçek bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CNN International kanalından gazeteci Becky Anderson'a konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde önemli mesajlar verdi. Milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim. İnsanımızın bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum dedi. Gündemde Suriye ile ilişkiler vardı. Erdoğan, Türk askerinin Suriye'den çekilmesi gibi bir durumun olmadığını söyledi. Terör tehdidinin devam ettiğini vurguladı. Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönmesiyle ilgili olarak da Suriye'de konut projelerinin sürdüğünü belirtti. 1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımı ile ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız dedi ve ABD-Türkiye ilişkileri sunucu Anderson, Cumhurbaşkanı'nın Biden Erdoğan'a devirin emrini verdiği sözlerini hatırlattı. Parlamentoya girecek. Parlamentoda 323 milletvekili bulunan ittifakımız var. Bu ittifakın lideri ilk turun birincisi olarak ikinci tura gidecek. Bunu hangi diktatör yapar? <laughs> Erdoğan seçimi kazanması halinde Biden yönetimiyle çalışacağını da belirtti. Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la çalışacağım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla çalışacağım. İsveç'in NATO üyeliği sorulunca Erdoğan bir kez daha terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerine dikkat çekti. İsveç'in üyeliğini onaylamaya hazır değiliz. Çünkü bir NATO ülkesi konu terörle mücadeleye geldiğinde güçlü duruş sergilemeli dedi. Erbatın! Ukrayna savaşında Batı'nın izlediği politika ve Kiev'e yapılan silah yardımları da gündemdeydi. Batı dengeli bir tavır sergilemiyor. Rusya gibi bir ülkeye karşı dengeli politika izlemeniz gerekir. Örneğin Karadeniz tahıl koridoru girişimi. Sadece Batılı ülkelerin çıkarlarını ve ihtiyaçlarını gözetmiyoruz. Aynı zamanda Afrika uluslarının da çıkarlarını gözetiyoruz. Tahıl koridoru girişimi 18 Mayıs'ta 2 aylık daha uzatıldı. Bu nasıl oldu? Bu Rusya Devlet Başkanı Putin'le özel ilişkimiz sayesinde oldu.